Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum bir buharlı temizleyici. Derma'nın Dem ZQ610 modeli. Bunun bir de 600 versiyonu var. Aynı gözüküyor, bir farkı var mı ben anlamadım. İlk defa bir buharlı temizleyici deneyeceğim. Bu tarz ürünlerin kullanım amacı genel olarak evinde kimyasal kullanmak istemeyen, çamaşır suyu kullanmak istemeyen, alerjik bünyesi olanlar, çocuğu olanlar vesaire diye özetleyebiliriz. Yani yeri mesela çamaşır suyuyla silip pırıl pırıl yapabilirsiniz ama çocuk da sürekli oraya eller ya, o tarz şeylerin önüne geçmek için daha çok. Bu modeli tercih etmemin özel bir sebebi yok. En çok satılan model buydu. O yüzden ben de bunu deneyeyim dedim. Hem de rakiplerine göre uygun fiyatı vardı. Çin'den almadım bu arada. Çin malı ürünü ama Türkiye'den aldım. Garip bir şekilde Türkiye'den alınca birazcık daha ucuza geliyordu. Şimdi sanırım en üstte aparatlarımız var. İlk aparatımız mutfak temizliği için işte cam davlumbaz, cam ocak vesaire, onları temizlemek için yüzeyi böyle şey gibi. Bulaşık süngerlerinin sert yeşil yüzeyi var ya, onun gibi. Onun dışında burada uzatma borularımız var. Bunları birbirine geçirerek ulaşmak istediğiniz yerin boyutuna göre işte bunu boyuna ayarlıyorsunuz ve yukarılara falan ulaşabiliyorsunuz. Yani şöyle geçmeli yapı yerine teleskopik olsa daha iyi olabilirmiş. Şöyle metal fırçalı bir başlığımız var. Bu derz aralarını falan kazımak için, yani buharla birlikte böyle derzi temizlemek için. Kutunun altına geçtiğimizde burada mikrofiber bezlerimiz var. Şöyle bunlar mop başlığı için yedeğini de koymuşlar. Yedeğin olması güzel. Aparatları taşımak için bir çanta çıktı. Garip bir tasarıma sahip. Günlük olarak kullanılabilir aslında. Poşet 25 kuruş. Şurada mop başlığımız var. Mop başlığı standart sayılır işte. Yukarı aşağı sağ sol ayarı var. Fakat tam yatmıyor. Şöyle yatış aralığı bu kadar. Yani koltuğun altına girerken birazcık zorlayabilir. Bir de şurada mıknatıslı bir şey var. Bunun ne işe yaradığını şu an anlamadım açıkçası. Buharı buradan atsın diye falan mı acaba? Hemen paspaslarımızdan birini yapıştıralım. Buraya şöyle cırt cırt da tutunuyor. Bayağı bir boşluk var. Bunun sebebi buralardan buharın geçebilmesi. Aparatlar bitmiyor. Bu camları temizlemek için şuradan buhar veriyor. Şu üst kısımdan ise şöyle camlardan çek çek yapmanızı sağlayan şeyden var. Lastikten var. Ve son olarak da cihazın kendisi çıktı buradan. Şöyle hafif sayılabilecek bir yapıda, yani öyle aşırı hafif değil ama taşırken de zorlamaz. Şu tutma kısmını güzel yapmışlar. Şöyle farklı açılarla rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Şurada su haznemiz var. Su haznesini çıkartmak için şöyle tutup çekebiliyoruz. Su haznesi birazcık küçük. Bunu tam doldurduğunuzda cihaz 10-11 dakika civarı buhar verebiliyormuş. Birazcık daha büyük olması bence daha iyi olurdu. Tabii buhar bittikten sonra tekrar doldurup devam edebilirsiniz de 20 dakika olsa ben daha mutlu olurdum. Bir de kumaş başlığı olması gerekiyordu. Şunu sökünce mi kumaş başlığı oluyor acaba? Ha. Tamam, cam şeyini, aparatını söktüğünüzde şöyle burayı da kumaş için kullanabiliyorsunuz. Bunu hem koltukta, yatakta vesaire kullanabiliyorsunuz, hem de kırışık bir kıyafeti falan düzeltmek için de kullanabiliyorsunuz. Koltukta kullanmak ne kadar mantıklı olur şu an kestiremiyorum açıkçası. Sonuçta şey yapmıyor, çıkarttığı kirleri çekmiyor ya. Sanki koltuğun kumaşından söküp alttaki süngere kirleri yollarmış gibi bir izlenim verdi bana. O yüzden ben büyük ihtimal koltuklarda falan kullanmam. Şu boruyu her şeyde kullanabiliyor muyuz, onu merak ediyorum bir. Evet, bu güzelmiş. Şu esnek boruyu herhangi bir şeyde kullanabiliyor olmayı sevdim. Kablo uzunluğumuz 4 metre bence fazlasıyla yeterli. Ayrıca buhar ısımız da 150 derece civarında. Bu da neredeyse bütün bakteri ve virüsleri öldürmek için yeterli bir ısı. Şimdi hemen bir haznemizi dolduralım. Bunun içine bu arada direkt çeşme suyu koymayın. Arıtılmış su veya içme suyu koymanız daha iyi olur. Bu tarz şeyler içinde çünkü kireç biriktirir. Hazneden bayağı hoşlanmadım bu arada. Çok daha pratik yapılabilirdi. Niye böyle yapmışlar anlamadım. Direkt mop aparatını deneyerek başlayacağım. Zaten ben bunu daha çok mop için aldım. Çünkü parkede çıkaramadığım bazı lekeler var. Onları çıkartacak mı merak ediyorum açıkçası. Şimdi ilk hedefim şuradaki lekeler. Bu tarz lekeler neredeyse evin her yerinde var. İnşaat aşamasından beri var ve bunlar çıkmıyorlar. Şurada minik boya lekelerimiz falan var. Bunları sökmez diye düşünüyorum ama çok zorlamadığım sürece. Bunun gibi bir dünya şey var. Bunları deneyerek başlayacağım. Sanki çıkarıyor. Yani öyle bir geçişte çıkartmıyor ama bir süre uğraştıktan sonra çıkacak gibi. Yani bir 20 saniyelik falan uğraşla %90'ından fazlasını çıkarttı. Sadece şöyle parkenin çukur yerlerindeki lekeler kalmış. Onun dışında boya lekelerini tahmin ettiğim gibi çıkaramadı. Şimdi normal bir şekilde evi moplamayı deniyorum. Yani standart mop yapmaktan daha zor veya daha zahmetli diyemem. Tek derdiniz kablo. Kabloyla gezmeniz gerekiyor. Hatta buharın etkisiyle böyle güzel bir şekilde kayıyor gibi.
Yerde bıraktığı buharın kuruma hızı 1 dakika falan. 1 dakikada komple gitmiş oluyor. Koltuğun altına maksimum şu kadar falan giriyorum bakın. Daha fazla girmeye çalıştığımda bir ucu kalkıyor ve bir anlamı kalmıyor yani mop yapamıyorsunuz. Yatay girebilir miyim? Yok, yatayda da şu kadar falan girebiliyorum. Leke çıkartmak için kullanacaksanız fazlasıyla güzel, dezenfektasyon için de güzel. Yani herhangi bir kimyasal kullanmadan bakterileri öldürüyorsunuz, o açıdan güzel. Fakat mop çok esnek olmadığı için sürekli kullanır mısın derseniz kullanmam yani. Sadece dip köşe temizlik yapılacağı zaman falan kullanırım muhtemelen. Şimdi bir de cam temizleme başlığını denemek istiyorum. Şuralarda bazı lekeler var. Büyük ihtimalle kumaş kokusu sıkıyorum ben bu perdelere. Ondan kaynaklanıyor sanırım şunlar. Onun dışında bir çamur lekesi falan yok ama bir deneyelim bakalım. Tek geçişte şunları çıkaramadı. Cam aparatı hiç pratik değil ve hiç kullanışlı değil. İkinci geçişimde komple lekeleri çıkarttı fakat cam temizliği için çok değil yani, su lekeleri kaldı. Biriken buhar şöyle aşağılara akıyor falan, bunların hepsini silmek lazım sonuçta sonradan. Yine bunun camda kullanımı için tek mantıklı senaryo camın üzerindeki lekeler olabilir. Hani böyle yapışkan izleri vesaire kalıyor ya, o yapışkan gibi şeyleri 150 dereceyle hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Ama onun dışında silmekten daha pratik değil ve cihaz çok ağır olmasa bile bununla böyle sürekli yapmak çok kolay değil. Şimdi bir ocak aparatıyla devam edelim. Ocaktaki lekeleri çıkarıyor mu şu an anlayamıyorum. Birazdan kurutup burayı tekrar bakacağım. Yani en çok şurasıyla uğraştım. Buradan defalarca geçtim ama yine de şu kenardaki şeyleri çıkartmamış. Yağ lekesi gibi bir şeyler var burada, ne olduğunu bilmiyorum. Onları çıkartmamış. Ama basit lekeleri gayet güzel bir şekilde temizlemiş. Tabii yine buhar kullandıktan sonra silmek zorundasınız. Yoksa bayağı ıslak kalıyor. Şurada yine çıkaramadığım bazı lekeler var mermerin üstünde. Bir de onları deneyeceğim. Şu an ne oluyor anlayamıyorum. Daha mı kötü oluyor? Çok çok daha kötü oldu. 3 tane çizgi vardı, şu an her yer siyah. Şöyle biraz saf buhar falan tutmaya çalışayım bari. Ben burayı net bir şekilde daha kötü yaptım. Yani kurşun kalem lekesi gibi bir şey vardı orada. Büyük ihtimal kurşun kalem. Şu an kalemin olduğu, çizgilerin olduğu yerler çıktı bakın. 3 çizgi çıktı, etrafı battı. Ya bu makinenin değil, benim de suçum olabilir. Bu başlığı belki böyle bir şeyde kullanmamak gerekiyordur ama. Şimdiye kadar denediğimiz bütün başlıklar geçersiz not aldı. Şu an denemek istediğim son bir şey kaldı. Banyodaki kireç lekelerini çıkartacak mı? En azından kireç lekelerini çıkartabilirse bir mutlu olacağım. Şu an burada duşakabinde bayağı bir kireç lekem var gördüğünüz gibi. Neredeyse hiçbir işe yaramadı. Yani birazcık çıkarttı ama bu kadar efor sarf ederek zaten her şeyle çıkarabilirim o lekeleri. Son bir kullanım senaryomuz kaldı, o da fayans temizliği. Şaşırtıcı ama bunu güzel yapıyor. Bak bu hoşuma gitti. Hatta bunu bayağı güzel yapıyor. Şu an bu kalebodurların deseninden dolayı çok gösterme şansım yok kamerada ama çok ufak tefek böyle derz lekeleri falan vardı şeyden kalan. Onların hepsini çıkarttı şu anda. Şu tarafta neredeyse hiçbir şey kalmadı. Toparlayacak olursak 5 fonksiyonundan sadece şu mop fonksiyonunu beğendim. Hem yerler için hem de duvarlar için güzel. Daha doğrusu fayans duvarlar için. Aynı şekilde mutfak tezgahının arkasındaki yağ lekeleri falan da çıkarılabilir. Biz burada pek yemek yapmadığımız için yağ lekesi yok. O yüzden onları test edemiyorum. Ama banyo ile aynı mantık sonuçta. Cam temizleme fonksiyonu sadece inşaat pisliği için kullanılabilir ama günlük temizlik için pratik değil. Çok da güzel değil. Dediğim gibi koltukta denemek istemiyorum. Sonuçta kirleri içine tepecek her türlü yani. Bana çok mantıklı gelmedi. Giysi için sadece şu kesinlikle işe yarar zaten. Buhar veriyor yani. Buharın kırışıklığı almak
almama gibi bir ihtimali yok. Yerleri kimyasal kullanmadan temizlemek istiyorsanız sadece mop fonksiyonu için tavsiye edebileceğim bir ürün. Ama bahsettiğim gibi koltuk altına girişlerde, böyle alçak yerlere girişlerde çok esnek bir başlık değil bu. Yani mopu kullanmak da azıcık zahmetli ama parkedeki lekeleri çok güzel çıkarttı. Hatta küçük bazı şeylerde de denedim de onları size göstermedim. Çünkü kamerada gözükmeyecek kadar küçükler, çıkarıyor. Yine normal temizliğinizi yapıp ayda yılda bir bunu yerdeki koltuk şeyi, böyle ayak izlerini, sandalye ayak izlerini temizlemek için falan da kullanabilirsiniz. Onun dışında bir kullanım senaryosu aklıma gelmedi. Ürün ilginizi çektiyse açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Ve gelecek incelemeleri kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.